Özü de bir taraftan sadece önceliklendirme, odaklanma, verimliliği yani. arttırma diyor. Bak <laughs> Deniz özetledi galiba onu. Nedir Deniz? Duymadım. Yani sadece kağıtların arkasında yazın e, maddesinden ibaret değil. değil ya mi? Orada da şöyle şeyler yapıyorlar. Ger gerçekten e, absürt bir şey. Mesela Denizli'de Çal ilçesi e, atık su arıtma tesisine ihtiyacı var. E, ve yani... Mart ayında ihale kararı alındı. İhaleye çıkılmasına dair ilan yayınlandı. 1 Nisan günü, yani 31 Mart'ta seçim yapıldı. 1 Nisan günü Çal ilçesinde e, belediyeyi CHP kazandı. Ve 1 Nisan sabahı e, o ihale iptal edildi. Tasarruf, kamuda tasarruf. Aynı şey Uşak'ta yaşandı. Yani orada da bir ihale kararı alınmıştı. Mart ayında ilan edilmişti. Atık su arıtma tesisi yapılacaktı. Ee, 1 Nisan sabahı e, orayı da CHP alınca o da iptal edildi. İşte gereksiz yatırımlar vesaire falan da e, son verilecek. Mehmet Şimşek demişti ya artık para yok öyle şey e, yatırımlar falan da olmayacak. Bu, bu sene yatırımlara da para yok falan diye. Öyle bir tasa yani... Diyor ki ben tasarruf edeceğim. Çal ilçesi halkı e, temiz suya ne gerek var? Ya da Uşak'ta temiz suya ne gerek var diyor. Yani bırakın aksın. Yani, böyle bir kafayla yapılıyor bu tasarruflarda. Yani göreceksiniz bunun haberlerini çok okuyacağız. Yani kamuda tasarruf deyince bir, biraz bu bir tane e, birisi tweet attı ya. Ya bunlar bırakın şöyle olsun, bırakın böyle olsun. Bunlara bundan sonra hizmet yapmayın. Bunlar hak etmiyorlar falan diye bir tweet attı. Ee, oradaki kafa yani göreceksiniz, seçimlerde muhalefeti tercih etmiş şehirlerde çok ciddi kamuda tasarruf önlemlerine gidilecek. Bayağı bir şehirde yani gidilecek. hizmet yani. yok. Oy oy yoksa hizmet de yok diyordu ya Cumhurbaşkanı. Bakın göreceksiniz. Kamuda tasarruf CHP'ye geçen şehirlerde, ilçelerde vesaire başlayacak. Siyasi yani siyasi olacak somut örnek mi? verdim işte. Bunu siyasiye çevrilir diyorsun. Öyle, öyle. olacak. Tasarruf öyle olacak. sadece pa öyle para yani. tasarrufu değil diyor Cevdet Yılmaz. İnşallah. Mesela diyor bürokrasi daha sadeleştirilebilir. Zaman tasarrufu olur diyor. E, verimlilik artar. Bu da bir tasarruftur diyor. Dolayısıyla e, kamu yönetim sistemi değişir diyor, daha verimli bir sistem kurulur diyor, dijitalleşme olur diyor, rekabet gücü artar diyor, e, işte bu katma değerli üretim artar diyor. Bunların da hepsi aslında bir tasarruftur diyor. Cevdet Bey planlama kökenli olduğu için e, yani bunun aslında gerçekten plan yani bu işi yapabilecek niye, e, konumdaki insanlardan biri e, ama umuyorum e, deniz haklı çıkmaz. Yani deniz haklı çıkarsa ve bu iş gerçekten e, ekonomik çözüm olarak değil de siyasi e, araç haline gelirse çok üzücü olur. Bir verim alınamaz. E, çünkü burada sonuç itibariyle hizmeti herkesin e, herkes için yani bu o belediye e, hizmette tasarruf, burada tasarruf diyor falan. Çok tatsız şeyler olur. Ee, önemli ama e, uygulamayı görmemiz lazım Ebru. Yani burada çok kolay değil bunu uygulamak. Bu kadar şatafattan geri dönmek kolay ya değil. Ya şimdi mesela evet. bakın. Deniz Deniz Yavuz Yılmaz CHP milletvekili tweet atmıştı. Onu ben kaydettim özellikle. Zafer Havalimanı'na ilişkin 2024'ün ilk 3 ayına ilişkin verileri açıklamış. Kütahya Zafer Havalimanı. Garanti edilen yolcu sayısı Giden yolcu sayısı 329.433. Yani diyor ki devlet bu havaalanı yapılırken bu kadar yolcu gidecek gitmese parasını ben vereceğim diyor. Gerçekleşen giden yolcu sayısı 6.848. Hata payı yüzde 97.92. Bu artık hata olmuyor. <laughs> Devletin git Devletin, devletin gitmeyen mıdır? yolcular için garanti ödemesi 1 milyon 710 bin 450 euro. Güncel kurla 59 milyon lira. Bak 3 ayda bu devletin cebinden 59 milyon lira çıkmış. Zafer Havalimanı'nı yapan IC Holding isimli şirketin kasasına girmiş. Bu şirket aynı şekilde İstanbul'daki 3. köprüden de Araç geçsin ya da geçmesin yılda yaklaşık 1 milyar dolar para alıyor. Şimdi havuz problemlerini hatırlıyor musunuz matematikte? Evet. Evet, nasıl Bir havuza işte şu kadar musluktan şu kadar hızla şu kadar su giriyor. Şu kadar musluktan şu kadar hızlı şu kadar su çıkıyor. Havuz ne kadar zamanda dolar? Şimdi bakın bu bahsettiğim işte 3. köprü şey Zafer Havalimanı vesaire gibi verimsiz yatırımlar o havuzdaki suyun boşaldığı musluklar. Bizim devlete dediğimiz vergiler de havuzu dolduran musluklar. Şimdi havuzumuz delik deşik. Havuz yok. Bu şirketlere alttaki musluklardan para akıyor böyle. Olmuş. Biz de üstteki musluklardan doldurmaya çalışıyoruz. Açık soruyorum izleyicilerimiz matematik okumuşlardır en azından ilkokulda, ortaokulda, lisede vesaire. Bu havuz dolar mı? Yani dolar mı? Ali ile Ayşe ile dolmaz. Yani nasıl? Cevdet Yılmaz'a Cevdet Yılmaz'a bunu da söylemek lazım. bu, bu Cevdet Yılmaz Ottü'de okudu. iyi i̇yi bir ortalamayla da bitirdiğini biliyorum. iyidir yani matematiği. Yani 59 milyon lira Zafer Havalimanı'na 3 ayda gereksiz yere para ödüyorsunuz. Böyle bir musluk var havuzun altında. Boşaltıyorum havuzu. Siz bu havuzu doldurabilir misiniz? Sayın Cevdet Yılmaz. Bugün, bugünkü şeyimiz de hoplatma şeyi de Cevdet Yılmaz'a denk gelsin. Hadi bakalım. Sakin Allah'tan kendisi. Şey ama gerçekten şimdi. Cevdet Yılmaz da hoplatmış ama onu da Denizli söyleyeyim.